got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop too driven. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflerde yerindedir. Yıllar sonra Mobile Legends videosuyla karşınızdayız bu kanalda. Bir tane kanalım vardı Mobile Legends diye ama fazla duyurusunu falan yapmadım. Fazla hype'ı da yok diye açıkçası. O kanalı fazla duymamışsınızdır diye düşünüyorum. Yıllar sonra Mobile Legends'a girdik. Siceli fan efsanesi, bakalım neler yapabilecek. 3-4 gündür Mobile Legends oynuyorum arkadaşlar. Böyle ara ara giriyorum. Arena of Valor'da oynuyorum, Valtrift'te oynuyorum, her şeyi oynuyorum. Biliyorsunuz Valtrift bir duraksama dönemine girdi. Ne yazık ki oyunun 6 aylık 7 aylık bir sürece ihtiyacı var. Çünkü Mobile Legends hala test edilen bir oyun. Mobile Legends diyorum, pardon, Valtrift. Neyse arkadaşlar, onu bunu boş verelim. Sözleşmeli falan değilim bu arada. Mobile Legends Türkiye adminine ulaşmaya çalıştım. Hatta mesaj falan attım ama geri dönüş yapmadılar. Arena of Valor la görüşüyorum. Onlar da teklif yapıyor. Ama ben dedim ki Mobile Legends'ta da böyle şeyler varmış. Mobile Legends yetkilisiyle konuşayım. Anlaşalım, Mobile Legends oynayayım dedim. Discord'dan geri dönüş yapmadı Mobile Legends admini. Sağ olsun. Biz de zevkine bir gireyim dedim. Hazır 3-4 gündür oynuyorum. Dedim bir Mobile Legends videosu çekelim takipçilerimize. Şimdi ben de bu kostümün önemi çok büyük. Kampüs gençliği kostümü. Sezon, ben beta sürümde başlamıştım Mobile Legends'a. Sezon 0-1-2-3'te Türkiye birincisi, dünya dokuzuncusu olduğum hesabı 30 liraya satmıştım bu kostümü alabilmek için. O zamanlar tabi lise 1'iz. Cepte 5 kuruş para yok. 2-3 lira harçlıkla okula gidiyoruz. 30 lira çok büyük para benim için o dönem. 2000-3000 maç attım. Gözün nuru, hesabımı 30 liraya, yani bu kostüm karşılığına satmıştım. Sonra yeni hesap açıp bu kostümü falan açmıştım. Öyle bir fani sevdası vardı. Şimdi bildiğim kadarıyla fani fazla meta değil arkadaşlar. Ben 3-4 gündür oynuyorum. Ama nasıl oynuyorum yani, o kadar kolay geliyor ki oyun bana. Bu arada bayağı bir öğrendim. Bir önceki kanalda atılan videolarda oyunu çok iyi oynayamıyordum. Çünkü hiçbir şey hakkında bilgim yoktu. Bayağı bir değişmişti. Şu an o kadar da yabancı gelmiyor bana oyun. Bildiğin pataküte taşıyabiliyorum. Bu arada Mobile Legends videoları çok gelsin diyorsanız, abi geri dön abi oyna diyorsanız, bu videoyu şöyle Facebook gruplarında paylaşıp bir şeyler yapabilirsek, 10.000-15.000 izlenirse düşünebilirim arkadaşlar Mobile Legends'a geri dönmeyi. Güzel çaldı. Red'i keselim kanka, gel. Gel sen benimle oyna, gel. Şimdi şöyle bir şey var. Fanny galiba meta dışı arkadaşlar. Biraz güçlenmiş ama ben genelde oyun oynadığım süreç içerisinde Link, Gossam falan oynadım. Onlar çok rahat taşıyor ama Fanny ne yazık ki o kadar rahat oyun taşıyamıyor solada. Vallahi açayım geçmişi, 20 kill 25 kill ile Fanny maçlarım hep lose. Çünkü rakip takım 5 kişi maviye geliyor. Change alıyorlar, Franco alıyorlar. Bir ton şampiyon alıp gelip maviyi rahatsız ediyorlar sürekli. Mavi alamayınca da zaten takımdan bir beklentim yok. Yıllardır oynamama rağmen yine de o kadar paslanmamışız. Az çok oynayabiliyoruz. Avrupa serverındayız değil mi? Pink delay'ı var. Şöyle şunu da keselim. Oyun bir Türkiye serverına atıyor, bir Avrupa'ya atıyor. Aslında Avrupa'ya atması iyi bir şey değil ya. Ping çok fazla oluyor. Gerçi biz Valtif'te her gün bu pingle oynuyoruz. Hatta bunun iki katıyla oynuyoruz. Ayrı bir şey ama olsun. Valtif geliştirilmekte olan bir oyun. Daha reklamları falan da yapılmadı oyunun. Bu arada arkadaşlar benim yaş oldu 20. Bayağı bir konuşacağım ben bu videoda. Oha, ne kadar çok damage yedim. Ölmedi de adam. Çok geç attım ama ultiyi ya. Mayvet. Ben bu oyunu 10
4, 15, 16, 17 yaşlarında falan oynadım yanılmıyorsam. Yanlışım da olabilir. Tabi o zamanlar ya benim bu oyunu oynadığım süreç boyunca kimseye bir zararım dokunmamıştır diye düşünüyorum. Ama çok fazla insana yararım dokundu. Sonrasında yararım dokunan insanlarla kavga dövüş falan. Yok sen kötü oynuyorsun, yok ben kötü oynuyorum. Sidik yarışları, sıralama yarışları bilmem ne. Şimdi dediğim gibi lise 1, 1. sınıftım. Bir saniye agam. Ya bu şampiyonu hatırlıyorum. Senin kadite içinden, kadite kafayı taktım. Onun benden bu saatten sonra kaçışı yok. Ne oldu lan? Tek yedi. Mavi gelene kadar farm dönelim. Boşta durmayalım. Yani arkadaşlar bu oyunu eskisi gibi oğlum bir salın beni ya. Sürekli 4-5 kişi. Gel bana gel. Yaklaş kule altına gel. Kule duvarın dibine gel. Nice. Base atalım daha fazla darlamadan. Olur da Mobile Legends'la anlaşırsak ben bu oyuna tryhard dönersem yine böyle 2000-3000 puan sıralama kasıp Global 1, Global 2, Global 3 takımlarda oynayıp böyle gece gündüz Mobile Legends kasacak şekilde oynarsam büyük ihtimal eskisi gibi olmaz. Eskiden hatırlıyorum sürekli bir sidik yarışı, sürekli bir kavga dövüş. Tekrar dönersem kimsenin videosuna konuk olmam. Kimse de benim videoma konuk olmaz. Kendi halimde dünya sıralamasında oyunu oynar çıkarım. Yaş 20 oldu, üniversite 2. sınıf olduk dediğim gibi. Eskiye bakınca böyle ne saçma salak muhabbetler yapıyormuşuz düşüncesi geliyor tabii şu an yaş 20 olunca. O zamanlar yok ben daha iyi fine oynuyorum, yok sen daha iyi oynuyorsun falan muhabbetleri çok dönüyordu. Şu an dönecek olsam vallahi oyunum oynar, sıralamamı kasarım. Yok ben daha iyiymişim, yok diğeri daha kötüymüş. Gramım ne olacağını düşünmüyorum. Hem daha sağlıklı bir ortam olur ama bakalım. Dediğim gibi hiçbir oyunla sözleşmem yok. Şu an Valtif'teyim. Valtif sezonun bitmesini bekliyorum. Herhangi bir anlaşma sözleşme olursa size Instagram'dan ya da Discord'dan duyururum. Dın. Buraya oynarız aslında şöyle. Güzel. Konuşurken de fazla fokus oynanmıyor ya. Video dışında öyle bir fan oynuyorum ki böyle sağlı sollu üçlü dörtlü halatlı. Bir şeyler anlatırken halat atmak gerçekten zormuş. Eski günlerimi şimdi daha düzgün hatırlamaya başladım agalar. Video dışında yağdırıyoruz ama videoda bir şeyler anlatıp oynamak zormuş. Bu arada bu hesabı Discord'dan bir arkadaşımız verdi sağ olsun. Girip takılabilirsin dedi. Amblemleri falan full bayağı da bir kostümü var. Bayağı bir Link Ghost'un oynadım. Baba bir Link oynuyorum. Elim Link'e hala soğumamış ya. Burada iki kişi misiniz? Selamünaleyküm. Aleyküm selam da ikisini de sen aldın ama kanka. Ben bait dedim ben vurdum. Ayıp değil mi yaptın? Şunu bir öldürelim artık. Kanka bu tüm skilleriyle bizi dojluyor ya. Lanet çar. Oğlum bir kill alayım la. Oğlum bir kill alayım la. Oğlum bu neymiş? Öldüm. Double atacak. Ha, oğlum bunu Hayabusa sandım lan. Tamam bir resetleneyim. Bakalım. Mobile Legends severler. Aa Link demişken İngiltere Türkiye maçını hatırlayanlar ağlıyor şu an arkadaşlar. Sizi bir yorumlar alabilir miyiz? İngiltere Türkiye maçı çok güzel Link oynamış. Sizi bir yorum alabilir miyiz arkadaşlar? Orada bir kavga dövüş muhabbet yoktu aslında ya. Şimdi yanlış anlaşılmasın da. Güzel oynamıştım ya. Hatırlıyorum aga ya. Oynadıkça aklıma çok fazla anı geliyor bu oyunda. Bayağı bir sene geçirdik ya iyisiyle kötüsüyle bir şekilde.
Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, Facecam'lı Mobile Legends videosu da çekebilirim. Tabi bu video 10.000-15.000 izlenirse, paylaşılırsa, sevilirse, Siceli comeback gibi bir algı oluşursa gerçekten comeback atabilirim. Çünkü Valtif dediğim gibi duraksama aşamasında, benim bu oyunla sözleşmem olmasa da Valtif en azından düzelene kadar, yarın Off Valor ya da Mobile Legends bir tanesini oynamak istiyorum. Valtif düzeldiğinde gerisine bakarız. Sessiz sohbeti falan bir getirsinler de. Güzel. 3'te 3. Ulti gelse ikinizi kul altı keser. Yo, Kadita, Kadita sen çok kanser bir çarsın be kanka. Sana dalıyorum, ben ölüyorum. Zaha smite. Bak adam refleks olarak atıyor ha ultiye. Oynadı, iyi oynadığı için değil yani. Lavuk otoboko ulti kullanıyor. Bu adam hepimizi keser gibi, böyle biraz spor çalışmış, kas yapmış gibi bir tipi var bu abimizin. Bu çarı da oynuyordum ben bir ara ya, hatırladım. Ama o zamanlar yeni çıkmıştı. Neydi onun adı? Adını hatırlamıyorum. Ama bende yeni çıkan kostümü falan vardı onun. Hatırlıyorum. Top lane'de oynuyorduk solo. Şu anki metadan falan hiç haberim yok ya. Metayı falan da bir yorumlara yazın da arkadaşlar. Ne güçlü ne değil. Bu hesap daha epik. Ben girdiğimde epik 3 falan da epik 1'e kadar kastım. Hep MVP 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 gidiyoruz, bilmiyorum. Hala kolay geliyor bana ya. Bir de arkadaşlar, Valtif'te söyledim mi bilmiyorum. Söylediysen kusura bakmayın. Valtif'te profesyonel oyunculuktan Mobile Legends'a geçmek gerçekten daha kolay, rahat hissettiriyor adamı. Size şunu garantisini verebilirim. Oğlum yakalayamıyorum ya. Güzel şekilde Mobile Legends oynamak istiyorsanız kesinlikle öneririm ki Valtif oynayın. 1000 maç, 1500 maç. Acayip oyunculuğunuzu geliştirir. Öyle böyle değil. Çünkü en zor oyun Valtif olduğu için, tam MOBA düzeyinde en zor oyun Valtif olduğu için ve Mobile Legends'tan gelenlerin %95 oyunu beceremediği için, bir Valtif oynayın. 1000 maç, 1500 maç. Sonra Mobile Legends'a girin, aradaki farkı görün abi. Dersiniz ki oha, ben nasıl oyun oynuyorum. Zor oyunu oynayan bu oyunu daha rahat oynar. Mesela ben 2-3 gündür Mobile Legends oynuyorum. Ama bir anda tak diye alıştım. Size geçmişimi de göstereyim. Hesap benim değil bu arada. Dediğim gibi Discord'dan bir arkadaşımız takılabilirsin diye verdi. Girip takılıyorum, böyle maçlar atıyorum. MVP olduk. Şöyle bir bakayım. 65k'da damage atmışız. Gayet güzel. Şöyle son maçlarımı göstereyim size. Bunların hepsini ben oynadım. Şöyle şu şekilde. Bunlar benim değil. Şu Fanny'den sonrasını ben oynadım. Şu bayağı güçsüzleşmiş galiba, ya da ben beceremedim. Şöyle bir Fanny var, 25 kill. Sonra 13 kill. Link link. Lancelot'u da beceremedim. Karşıda çok counter vardı. Hylos stunlıyor, Eidora tek atıyor. Şu köpeğini çağırıyor, tek atıyor falan. Lancelot'u oynayamadık. Sonra bir Hayabusa aldım. 19 kill. MVP olup kaybettik. Sonra bir Nox aldım, 15 kill. Cloud'u da beceremedim ya da güçsüzleşmiş ve takım trollüyordu. Şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar, Link zaten, Link oyunların hepsi MVP. Lancelot, şey, Gus'ın aldım. Yine kaybettik. Şu iki maçtır video çekmeye çalışıyorum. Bir bu maç, bir de bu maç. Çok kötü takımlara denk geliyorum la, ikidir. 4-10-0-9-6-9-3-9. Burada da aynı şekilde, ama şu maç iyi takıma denk geldik. Yani Elo da kolay arkadaşlar, ama bilmiyorum yani, elim o kadar da soğumamış oyuna. Her neyse, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends videolarının devamı gelsin istiyorsanız bir like, yorum atıp gösterebilirsiniz. Kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.